Özel Sınav Koleji'nde öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla kariyer günleri planlaması gerçekleştiriliyor. Kolejde öğretmenlik yapan Eda Koç, yapılan söyleşilerle öğrencilerin geleceğe dair bilgilendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Öğrencilerim için kariyer günleri planlaması yaptık. Geçen haftalarda ilkini gerçekleştirmiştik bu kariyer günlerinin. İlkini avukatlık mesleğiyle gerçekleştirdik. Avukat Emel Gül Özkan bize yardımcı oldu, katkı sağladı. Bu haftanın başında makine mühendisi Doğan Erdemir Bey'i davet ettik. Bu kariyer günlerini planlamadaki amacımız öncelikle öğrencilerimizin geleceğe dair yatırım yaparken amaçlarını, hedeflerini daha net bir şekilde belirlemek, yollarını buna göre çizmek ve meslekleri doğrudan gerçekleştiren kişilerden yardım almaktı. Verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde inşallah devam edeceğiz. Sonraki haftalarda her hafta bir meslek grubunun tanıtımıyla ilerleyeceğiz. Bir hafta sayısal öğrencilerimize hitap ederken bir hafta eşit ağırlık öğrencilerimize hitap etmeyi, tüm kitleyi etki altına almayı planlıyoruz bu şekilde. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Sayısal grup öğrencilerimiz öncelikle okulumuzda daha sayı olarak fazla. İlgi alanı olmayan öğrenciler bile makine mühendisiyle yaptığımız söyleşiden sonra bu alana ilgi duymaya başladıklarını, aslında makine mühendisliğinin onların düşündüğü kadar çerçevesinin dar olmadığını, çok daha geniş olduğunu fark ettiklerini söylediler. Bu şekilde oldu. En azından meslek planlamalarını yaparken yurt dışı eğitiminde nasıl ilerleyebileceklerini ya da eğitim burslarını nasıl sağlayabileceklerini, projelerini nasıl geliştireceklerini öğrendiler. Bu açıdan verimli olduğunu düşünüyorum. Net olmamakla beraber biraz önce bahsettiğim gibi bir hafta sayısal grubumuza, bir hafta eşit ağırlık grubumuza hitap etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda planım psikoloji alanı ile alakalı bir klinik psikolog olabilir ya da başka alanlarda gelişmiş bir psikolog olabilir. Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda da ilerliyoruz tabii her şeyden önce. Şu anki gündemimiz bu. Sonraki haftalarda eczacılık olabilir, diyetisyenlik olabilir. Bu şekilde devam edeceğiz.